Arkadaşlar bugün kandil simidi yapacağız. Kandil simidi içinde yarım paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, küçük bir limonun yarısı limon suyu, o da yarım çay bardağından biraz az olacak. Bu yeterli gelmedi. Bu yarısını da sıkmamız gerekiyor. Bu yeterli. Bunun üzerine biraz da su koyacağım. Yarım su bardağı. Bunu biraz geçti. Onu da ilave ediyorum. Bir yumurtanın sarısını içine koyacağım. Akını alacağım. Daha sonra çörek otuna batırmak için. Sarısını da koydum. Bunu güzelce elimle birleştireceğim. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Alabildiğince de un koyacağım. Oda sıcaklığında margarinimiz. Ondan birlikte şöyle bir ölçek aldım. Bu aşamada kabartma tozumuzu da unutmayalım. Bunu da şöyle açalım. Şöyle dökelim. Bir adet de kabartma tozu kullandık. Ele yapışmayacak bir hamur olacak. Tuzunu unuttuk. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Tekrar yoğuruyorum. Biraz da un alacağım tekrar. Bu yeterli olacak herhalde bu un. Evet arkadaşlar, hamurumuz ele yapışmayacak kıvamda, kulak memesi kıvamında oldu. Şimdi böyle yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde şöyle inceltiyoruz. Daha sonra şöyle ikisini birleştirip önce yumurtanın akına, sonra susam veya çörek otuna batırıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Yumurta büyüklüğünde alıyoruz. Elimizle şöyle yapıyoruz. İki ucunu birleştirip ilk önce yumurta akına, daha sonra da çörek otuna. Siz susama da batırabilirsiniz. Ben çörek otuna batırıyorum. Böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar, önceden ısıttığımız 180-190 derecelik fırına şöyle orta tarafına koyuyorum. 20 dakika kadar pişecek. Ben sade de yaptım. Belki çörek otlu sevmeyen olursa diye. 20 dakika sonra pişmiş olarak çıkacak. Evet arkadaşlar, kandil simimiz pişti. Servis tabağına alıyorum. Afiyet olsun.